sevgili seyirciler. Yeni bir Soyuk Şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Bu akşam da değerli bir konuk ağırlıyorum. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yasemin Baştan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Öyle sinema, dizi filan konuştuğumuz konuklarımız oldu. Hı hı. Oyuncularımız da oldu. Seninle bir vesileyle Bakü'ye gittik. Hem Bakü izlenimlerini aktarmanı rica edeceğim senden. Hem de son ayların popüler dizisi İnci Taneleri'nde önemli bir rolü icra ediyordun. Kimya öğretmeni. Evet. Çok oyununda dikkat çekti gerçekten. Ondan önce de Son Akşam Yemeği filminde köşkün mutfağında önemli bir görev icra ediyordun. Çok büyük bir oyun sergiledin. Hayranlıkla izledik seni. Teşekkür ederim. Tiyatroyla mı başladın mesleğe? Tiyatroyla başladım. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'yla başladım. Yani giriş hikayem aslında böyle hani gençlik yıllarımdan beri oyunculuk hayali kuran bir insan olarak başlamadım. Hani öyle olan arkadaşlarım olduğu için. Onlardan ya biri, da öyle diyen. Öyle diyen. Yani artık. Evet. Ben aslında psikolog olmak istiyordum ama enteresan bir, her yerde de anlattım ama burada da tekrar anlatmayayım isterseniz ama değişik bir sebeple, bir vesileyle diyelim, küçük bir kasabada oynanacak olan bir tiyatro grubuna katıldım. Oradaki amatör olarak. Amatör olarak. Evet. Yani katıldım ve orada bizi çalıştıran profesyonel bir oyuncu ablamız vardı. Gösterimizi kasaba halkına, çocuk oyunumuzu oynadık. Dedi ki Yasemin oyuncu olmak ister misin? Dedim ki öyle isteyince olunuyor mu yani? Bilmiyorum dedim yani tabii oyuncu olmak. Sonra öğrendim ki aslında hissediyorum bütün kalbimle ki psikolojinin başka bir dalıymış. Öyle mi? Ya nasıl ben, bağlantılar kuruyorsun? Şöyle bir kere çok insanla ilgili bir işimiz var. Doğru. Ve aslında hani Yasemin olarak bir yerde sabit bir meslekte çalışmak benim için zor olabilirdi. Oyuncu olarak her mesleğin tadına bakabiliyorum. Hani benim çalışma sistemim biraz daha sadece diyaloglar ve senaryo değil, karakteri incelemek ve onun üzerine senaristlerden aldığım yardımla bir hikaye kurmak ve onun dünyasını oluşturmak. Ve mesleğinin de hangi mesleği yapıyorsa inceliklerine bakıp fikir sahibi olmak yapabilecek kadar hiçbir zaman olmaz. Çünkü bunun eğitimini alıyor herkes. Tabii giderek aslında oyunculuğun neden seçtiğimi, o zaman içgüdüsel olarak bulduğum, daha sonra çok da şansımın da yaver gittiği, aslında belki de yaratılışımın da yapması gerektiğini uygun bulduğu meslek olduğunu sonra isimlendirdim yani. Tabii canlandırdığın karakterlerin psikolojilerini de inceliyorsun. Evet. Öyle değil mi? Çünkü duyguları psikolojilerine götürüyor. Bir özdeşlik kurabilmek için. Hı hı. Evet, evet, evet. Ve sonra aslında hani seyirciler de bizi izlerken bir bağlantı kuruyorlar aslında. Yani bir hani çok bu cümle çok romantik gelebilir bazı insanlara ama ben öyle olduğuna inandığım için Yasemin olarak. Bizimle bağlantı kuruyorlar, bizim hayatlarımızı ya yaşamak istiyorlar, ya yaşadıkları hayatları resmediyoruz, onlara hissettiriyoruz. O duygu bağlantıları kimi zaman kişiye göre, yani kişiliğin bence seyircinin farkındalık seviyesine göre ya iyileştiriyor, belki de bazen daha da kötü yapıyor olabiliyor. O yüzden hangi rolü oynayacağım konusunda çok titiz davranıyorum. Seçicisi. Evet, seçiciyim. Yani tabii meslek bu ve buradan da para kazanmak durumundayım ama bu işi yaparken hani ilk sırada paranın olmadığını daha iyi gördüm. Bu da iyi bir şey mi? Değil. Hani suistimale uğradığınız yerlerde oluyor. Ama ben kendi kalbimden ve hayatımdan sorumluyum diye düşünüyorum. O yüzden
Şimdiye kadar pişman olmadım yani. Biz yapımcılardan şikayetçisiniz. Yok hiç. Ya herkes bildiği yoldan gidiyor. Ya bu yaşlar biraz da aslında şikayetin azaldığı, olan duruma uyum sağlayabilme kapasitenin geliştiği bir dönemmiş. Onu fark ettim. Çok lezzetliymiş yani. Herkesi anlıyorum. Onları da anlıyorum. Ben seçiyorum sadece. Tamam. Bir tesadüf sonucu bir çocuk oyunu oynadın. Evet. Psikolojiden vazgeçip başka bir yere eğitiminde. Mekteplisin sen. Evet, konservatuvarlıyım. Konservatuvara girdin. Sonra? Sonra mezun oldum. Ve biz konservatuvarda genelde daha böyle oyunculuğu yücelterek okuruz. Yani böyle hani o zaman diziler ya da işte ona benzer projeler bizim için daha zayıf kalırlar. Evet, tabii. Hani biz daha yüksek bir yerden... Kutsal. Evet, sahnelerde oynayalım, işte hani tiyatro yapalım falan gibi böyle bir takım ideallerle çıkarız okuldan. O zamanlar. O zamanlar. Şimdi dönemin değiştiğinin de farkındayım yani. Bu bayağı bir teyze görüşü olarak kaldı. Ama sonrasında bir takım... Hatta hocalarınız dizilerde, filmlerde oynamanıza çok da sıcak bakmıyorlardır büyük ihtimalle. Asla bakmazlar. Yani dublaj bile yapmamız aslında uygun değildir. Fırça yeriz, hoşlarına gitmez. Çünkü aslında oradaki mantık da şu, siz daha olmadınız ki. Yani siz daha, ya zaten evet, hiçbir zaman olamayacağımız bir işi yapıyoruz. O ayrı ama hani daha eğitimin tamamını almadınız yani gibi bir şey o bence. Evet. Bazı tiyatrolara başvurdum. Devlet tiyatroları işte oralar buralar falan derken hiçbiri gönlüme göre olmadı. Amerika'ya gittim. Evlendim ve Amerika'ya gittim. Tabii böyle hani çok kısa anlatıyorum ama olmadı oraya gittim gibi oldu ama oraları böyle bir... detay vermeden genel olarak bilgi vereyim diye. Sonra Amerika'da dil eğitimimi tamamladım. Oğlum oldu. Sonra 2,5-3 yıl sonra Türkiye'ye geri döndüm. İşte ikinci bahar seçmeleri vardı. Amerika'da hiç oyunculuk şansını denedin oldu mu? Aslında böyle Hollywood'a bir... da yakın bir yerde ikamet ettim benim bildiğim. Ya evet ama... Kaliforniya'da. Tabii hani dil... Çok önemli. Hani orada doğup büyüseydim belki evet, herhangi bir projede oynayabilirdim. Biraz da aşılamaz bir şey gibi sanki dil sorunu. Evet, hiçbir şeyimiz bir değil. Yani onun için orada bir hani gelip 2 yılda, 3 yılda oynayan arkadaşlar vardır. Yani bir şey diyemem. Ama yine de bir yabancıyı oynarlar. Hı-hı. Yüksek ihtimalle. Çünkü aynısı olması mümkün değil. Evet. Yani duygu tanımlamamız ayrı. Evet. Evet, Türkiye'ye döndüm. Sonra ikinci bahar seçmelerine katıldım. Ve hatta yani beni alacaklarını hiç düşünmedim bile. Yani bunu audition yapıyorlar dizilerde ya böyle. Audition'da şey bile demiştim yani. Biliyorum olmayacak ama ben yine de geldim falan. Şansımı deneyeyim. Ben bir şansımı deneyeyim falan diye hatırlıyorum. Yani bu kız nereden, uzaydan mı geldi yani böyle konuşuyor gibi de baktıklarını çok iyi hatırlıyorum. Sonra melek olmama karar verdiler. Ve hikaye orada başladı aslında. Ve sinemayı ikinci baharda daha böyle sinema filmi ruhuyla ve daha uzun yıllar çalışma öncesi olan bir projeydi. Şimdi diziler daha hızlı çalışılıyor. Hani 2-3 ay belki en fazla bir çalışma yapıp başlıyorlar. Dönemine göre kaliteli bir diziydi ikinci Çok, bahar. Evet. Yani sinema kalitesinde bir diziydi yani. Bence de öyleydi. Orada çok şey öğrendim. Kamerayı öğrendim, kamera oyunculuğu demeyi pek sevmem aslında ama hani bence bütün oyunculuklar aynıdır. Ama kameranın, kamerayla ilişki kurmak diye de bir şey olduğuna inanıyorum. Hani kamerayı da kollamak, daha aslında küçük ve kendi alanın içinde oynamak. Hani daha hissi ama daha küçük oynamak. Çünkü kameranın görmediği hiçbir şey yok. Bunlar benim için çok yeni bilgilerdi. Biz daha yüksek, daha jestlerle oynuyor, yani ona eğitildiğimiz için. Tiyatro çünkü. Evet. Onun için tiyatro oyuncuları genelde sinemada abartılı oynadıkları yönünde bir eleştiriye uğrarlar. Evet, ben onun ayarını yapmaya çalıştım hep. Hani çok da dinledim, çok da sordum.
görüntü yönetmenleri arkadaşlarımla çok sohbet etmişliğim vardır. Işık öyle, yönetmenlerle öyle. Bana görüntü yönetmeni bir arkadaşım var, Hakan Gürtop. Çok güzel bir tiyo verdi. Acayip bir bilgi bence. Ben bunu genç arkadaşlarla da paylaşıyorum. Dedi ki, kamera canlı, senin her duygunu görüyor. Yani her duygunu görüyor, her hissini görüyor. Ya sen hisset. Sadece hisset. Güzel bir uyarıymış bu. Gerçekten. Ve ben dedim ki ya hisset, sadece hisset. Çünkü biz oynuyoruz ya. Oynamadan hissettiğimiz zaman, ama tabii karakteri de çalışmak gerekiyor. Tabii. Kendi hissin doğrultusunda bir ihtiyaç yok orada. Dediğini düşünmeye başladım. Önce düşündüm. Sonra uygulamaya çalıştım. Ve Hakan bir gün dedi ki, baktım böyle oldum sahne diye Hakan'a baktım. Böyle Hakan'ın gözünde ben ilk böyle bir duygusal bir sahne çekiyorduk. Böyle bir dolmuş gözü, dedim olmuş. Yapmışım dedim. Yani hani başka bir şey öğrenmiş oldum aslında ve sevdim de. Hala çok gönlüme göre oynayabildiğimi düşünmüyorum. Ama olacaktır. Niye öyle bir hisse sahipsin? Çünkü yine böyle elimizi kolumuzu, yine böyle bir fazla harekete ihtiyaç duyuyor. Yani sektörün yönetimi, öyle söyleyeyim. Hani daha sesin gelmiyor. Hani bu proje için, bu şu anda çalıştığım proje için geçerli değil. Ama önceki projeler için sesinizi duyamıyoruz, sesiniz gelmiyor. Hani mikrofonların kalitesi, işte yönetmenin bakış açısı. Daha yüksek oyunlar isteniyor aslında bence. Bence daha sakin, daha intim bir yerden çok daha iyi projeler yapabiliriz diye düşünüyorum. Benim için sinema öyle bir derinlikte. Peki ikinci bahardan sonra? İkinci bahardan sonra Yeditepe İstanbul oldu. Sevgili Meral Okay'la, Allah rahmet eylesin, onunla çalıştım. Çok çok kıymetli insanlarla çalıştım. Yani ben buna şans, yani ilk aslında o dönemi şans diyorum. Ama Allah'ın sevgili kuluymuşum da diyorum yani. Çok da şanslı bir şey de değil aslında. İşimi çok severek yaptım, çok özen gösterdim. Ve gelen projelerin aslında biraz da bununla da ilgili olduğunu düşündüm. Hani evet çok heyecanlanıyorum ama set zaten çok gergin bir yer. Hani heyecanını ya da gerginliğini ya da öfkeni, kırgınlığını, her şeyi bir kenara bırakıp sakince işini yapman gereken bir yer aslında. Ve bu huzur dediğim yanlış anlaşılmak da istemem ama içsel huzur diyeyim. Dışarıya tatlı bir şekilde böyle uyum şeklinde yansıyor ve etrafındaki insanlar da daha rahat çalışmaya başlıyor. Bence bu hal ve davranışın ya da işte hani benim tabii ki oynadığım rolleri büyük bir sürü kast bulunabilir ve bir sürü arkadaşım oynayabilirdi. Ama biraz da böyle bu projede biz Yasemin'le çalıştık ve ama bunu da oynar mı oynamaz mı falan diyerek gitti. Arka arkaya uzun yıllar çok iyi projelerde çalışmış oldum. Ve çok 80'lerde bunlardan biri galiba değil mi? 80'lerde bunlardan biri, evet. Evet. 80'ler benim hayatımın enteresan bir dönemine geldi. Hani oyunculuğun ve bu sinemanın ve televizyonun şifa özelliği olduğunu aslında biraz da bu sebeple kendimden yola çıkarak söylüyorum. Sizin için mi, seyirciler için mi? Hem seyirci için hem de bence eğer kullanabiliyorsak oyuncu için de. Peki. Yani ne için yaptığınla çok ilgili. Bana sorarsanız. Böyle hayatımın enteresan bir dönemiydi. Hani çok sıkmak istemiyorum, anlatmayayım oraları ama... Şifa konusu önemliydi biraz. Öyle mi? Bilirsin, evet. Şöyle oldu. Annemi bir trafik kazasıyla kaybetmiştim. Ve Allah artık amin. Çalışabilecek güçte hissetmiyordum kendimi. Böyle insan bir kayıp yaşayınca hayatı çok değişiyor. Yani baktığı yer çok değişiyor, algısı değişiyor, zemini kayıyor ve bir gün böyle oturup dedim ki kendi kendime, yani aslında öyle bir iş yapayım ki ben bu benim işim, yani çalışırken ben iyileşeyim. Yani çünkü çalışmam lazım. Hani biliyorum ki o bir yer değil, onu depresyona gireceğim, oradan bir şeyler olacak falan istemedim yani. Çünkü ölüm hepimizin yaşayacağı bir deneyim. Dolayısıyla benim yaşıyorsam da, hayattaysam da o kadar güçlü istedim ki muhtemelen Birol Güven aradı ve dedi ki bir proje var. Ve ben görüşmeye gittim. İlk sete gittiğim gün
80'ler setindeki evimizin mutfağı bizim 80'lerdeki evimizin mutfağına çok benziyordu. Evet. Perdelerimiz aynıydı, masa örtümüz aynıydı, koltukların desenleri aynıydı. Kendi evine girmiş gibi oldu. Ve ben böyle kaldım. Yani ben öyle hani romantik bir insanımdır. Her şeye böyle bir anlamda yükleme özelliğim vardır yani ama... Evet. Orada gerçekten böyle bir durdum, o sahneyi çektik, sonra oyuncu odasına gittim, böyle durdum. Düşünüyorum ama bir yandan da böyle hafif hafif ağlıyorum ama böyle çok şey bir ağlama değil yani. Bir yerler iyileşiyor yani. Rahmetli, Allah rahmet eylesin, Rasim Öztekin, Rasim abi geldi bana sarıldı. İlker Ayrık geldi bana sarıldı. Ben Rasim abi tanıyordum ama İlker Ayrık'ı tanımadım. Onlar bana böyle bir sarıldılar falan. Orada bir şey oldu. Yani... Ve ben böyle kendimi çok, dedim ki o kadar doğru bir yerdeyim ki. Şu anda hissediyorum dedim bütün kalbimle. Bunları cümle olarak değil ama. Evet. Sonra o projede ben herhalde iyileşmemi tamamlanana kadar, 7 sezon kadar devam etti. Ve bana çok iyi geldi açıkçası. İsminin daha da fazla şöhret bulmasına da fırsat verdi değil mi 80'ler aslında? Evet öyle oldu çünkü çok iyi bir projeydi bence. Çok iyi bir nostaljinin başrol olduğu. Kıvırcık saçlarınla hatırlıyorum. Evet peruklarımın bir kısmı kötüydü biliyorum ama bence bence orada gerçekten bizim özlem duyduğumuz geçmişi olan özlemimiz ya da nostaljimizin hikayesi olduğu için evet. Benim için ayrı bir yeri vardı. Zaten seyirci de bence özlediği yılları deneyimlediği için mutlu oldu. Çok nokta atışı ve çok ihtiyaç bir projeydi bence. Tıpkı bizim filmimiz gibi. Evet. Bizim filmimizi sona bırakalım. Son akşam yemeğini. Biraz İnci Taneleri konuşalım. Olur. İnci Tanelerinde de bir öğretmeni canlandırıyorsun. Vallahi bizim öğretmenimiz gibisin yani. Ya. Hani karşılaştığımız öğretmen profillerinden birisin. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Bu da rolün hakkıyla üstesinden geldiğin anlamına geliyor bir Şükredim. Anlamda. Yine senaryo geldi, teklif edildi. Evet. Uygun buldun herhalde. Biraz İnci Taneleri dinleyelim senden. İnci Taneleri de... bir damga vurdu yani. Doğru, biraz. Doğru. Ben senaryoyu okudum ve çok beğendim. Yani hani ben böyle bir heyecanlanırım, önce bir ara veririm, 20 sayfa okurum falan. 20 sayfa eğer beni çok etkilemişse 20 sayfadan sonra biraz gezer dolaşır, bir daha okurum. Devam. Böyle bir heyecanım çünkü o heyecan benim seçimimde ve projedeki kararımı etkileyebiliyor. Evet. Böyle bir solukta okudum gerçekten ve çok beğendim. Çok iyi bir dili var. Yani bizim şu anda ihtiyacımız olan bir dili var. Şu anlamda hani bir kere Türkçeyi artık çok düzgün kullanamıyoruz. Ve ifadelerimizi, hani duygularımızı çok iyi ifade edemiyoruz. Evet. Hani ilişkilerimizi... Daha böyle birbirimizi anlayarak kuramıyoruz. Ben senaryonun içinde birçok şey buldum. Kendi rolüm çok büyük değildi ama ben rolün büyüğün ve küçüğün olduğunu düşünmüyorum. Senaryodaki yerine ve hizmetine bakıyorum aslında. Hani seyirci öyle bakmayabilir. Çok da anlıyorum. Çünkü aslında böyle bir başrol dünyası içinde yaşıyoruz. Başrol hikayesi evet. izleniyor gibi. Evet. Ama buradaki senaryonun bağlantıları... Karakterlerin, her karakterin dili ve senaryonun genel olarak dili çok hoşuma gitti. Ve oraya kadar da bir sürü teklifi de reddetmiştim. Hani bunu çok havalı bir şey diye söylemiyorum. Seçmekte çok giderek benim şeyim daralıyor. Yani projeyi niye yaptıklarını sormak istiyorum, bu konuyu niye kullandıklarını sormak istiyorum, amaçlarını sormak istiyorum. Aslında çok yapımcının ya da ne bileyim hani oraların, senaristlerin hoşlandığı bir oyuncu modeli değilim bu yaşlarda. Merak ediyorum çünkü ve parçası olmak istediğim işin hem bana hem de bütüne bir hayrı dokunsun istiyorum. Çünkü televizyonda olmamızın en önemli sebeplerinden biri bu. Yani herkesi aslında uyutmak yerine biraz harekete geçirmek olduğunu düşünüyorum. Evet, İnci Taneleri böyle bir misyonu üstlenmiş gibi görünüyor. Yılmaz Erdoğan da hem yazar hem oyuncu. Ve edebiyat
edebiyat öğretmeni, hı, dil hassasiyetine sürekli vurgu yapıyor olması. Gerçi çok fazla şiir yer alıyor diye başlangıçta biraz eleştirildi. Onun dozu düştü gerçi sonraki bölümlerde galiba. Fakat eleştiriler de aldı dizi. Tabii. Bir pavyon hayatını fazlaca birçok bilmeyen insanın gözü önünde deşifre etmiş oluyor diye bir şeye ve iyi gösteriyor diye şey yaptı, eleştiri aldı. Doğru. Değil mi? Bir kadın cinayeti var. Gerçi Azem kendisinin öldürmediğini söylüyor karısına ama o yüzden hapis yatmış. Şu anda onu bilmiyoruz biz. Biz de. Nasıl olduğunu siz de bilmiyorsunuz. Evet. Bir eleştirimi de ben söyleyeyim o zaman. Ya kızını bulmuşsun, oğlunu bulmuşsun. Niye bunun gerekçesini anlatmıyorsun? Hala tutuyorsun kendinde. Seni katil biliyorlar. Bunu da bir kenara koyayım. Tabii onu söylediğinde de hikaye akışın... İşte film çekiyoruz diyecektim ben de. Gerilimi düşecek. Evet, evet. Oraları da anlayabiliyoruz. Ama sonuçta bir kadın cinayeti. Kendisi öldürmemiş olsa bile bir kadın cinayetiyle başlıyor film. Bu yönüyle de eleştirildi. Ne diyorsun sen bu eleştirilere? Ha, bana sorarsanız tabii ki konu itibariyle zaten özendiren bir tarafı yok. Evet, Azem karakterini çok seven, dizi içinde de çok yanında olan insan var. Ama yanında olmayan insan da var. Nergis karakteri gibi. O hep aslında benim oynadığım karakter biraz daha sert bir karakter yani. Evet. Onu biraz daha sarsan, ne yapıyorsun oğlum diyen bir daha karakter. Hoca. Evet, daha hoca bir karakter. Ben burada şöyle düşünüyorum. Şimdi hani diğer projeler hepsine saygım var. Hepsi iştir, emektir. Ondan bahsetmiyorum. Sadece hikaye olarak. Şimdi kadın cinayetleri var mı? Var. Pavyonlar var mı? Var. Bunlar gerçek mi? Gerçek. Aldatma var mı? Var. Şimdi aldatma aslında kadın ya da erkek fark etmez. Zaten bir tarafın ölümüne sebep olan bir durum. Yani birini aldatıyorsan zaten o ölüyor. Yani manen. Manen ölüyor. Benim için iki ölüm arasında fark yok. Çünkü yeniden doğuyor. Hani diğeri evet yeniden doğuyor benim inanışıma göre. Başka bir yerde yeniden doğuyor. Ama diğeri yeryüzünde ve yeniden doğmaya çalışıyor. Belki de daha trajik. Dolayısıyla ben bu hani yargıları ya da ne bileyim hani sansasyonları çok da açıkçası zaten hiçbirimiz oralara takılmıyoruz. Onların böyle buraları çok didikleyip buralardan hani böyle bir negatif yayınlarda bulunmalarından etkilenmiyorum. Yani derinlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Biz ne anlatmaya çalışıyoruz? Bir bakmaları gerekiyor. Yani hemen böyle bir ilk daha yayınlanan işte birçok sebepleri vardır. Hepsini anlayabiliyorum. Ben dediğim gibi hepsine saygı duyuyorum. Çünkü bu çok zor bir iş. Yani bir haftada çekmeniz gereken sayfa sayısı, insanların kamera arkasındaki yıpranma payı o kadar yüksek ki benim için konu falan zaten başka bir yerde kalıyor. Yani insanlar ne uyuyor, hani ne hayatları var çocukların. Belki izleyen seyirciler bu kadar farkında değil ama arka tarafta çok sert bir tablo var yani. Ki biz en konforlu işlerden birinde çalışıyoruz. Çalışma saatlerimiz çok insani, inci tanelerinde. Genelde böyle olmuyor. Yani genelde daha hani sizinle de çalıştık, sizinle de öyleydi. Çok konforlu bir çalışma saati vardı. Buna konfor diyoruz aslında. Hani Avrupa'da böyle olmuyor. Bu olması gereken bir şey. Bizim ülkemizde Türkiye'ye göre konfor. Konfor deniyor, evet. Ya bunları çok, bunlar hiçbirimizi bence çok etkilemedi. Yani ben Yılmaz'ı da çok etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü onun anlatacağı bir hikaye var. Hikayesini anlatıyor. Herkes hikayesini anlatıyor. Yani beğenmeyen izlemeyebilir. Yargılayan kapatabilir. Bir sürü dizi var yani. Tabii. Yani filmde kadın cinayeti gösterilmez diye bir şey zaten söylenemez. Onu nasıl gösterdiğin, nasıl hikayeleştirdiğin önemli. Pavyon konusunda da tabii bir dizinin
bir çıkış yapması, birden bir izleyici kitlesi yakalaması çok önemli. Yani ilk bir iki bölüm çok önemli. O bakımdan orada biraz da zekice bir marketing hareketi olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Doğal da bu diyorum, hı hı. Bir sorun yok. Ama ben de pavyon şeyini etkileyen, pavyon konusunda beni etkileyen önemli bir husus şu oldu. Biraz da buralardan da bakmak lazım. Hı hı. Mesela pavyonda çalışan kadınların sorunları, sıkıntıları çok fazla yansıtılmamış. Hı hı. Ama şöyle bir tarafı var. Pavyonda çalışan kadınların sadece bir seks nesnesi olmadıkları, onların da insan oldukları ve her birinin kendi özgün bir hikayesi olduğunu gösteriyor. Bu, hı hı, bakımdan hani pavyon deyip, pavyon kadını deyip geçiştirilmemesi gereken bir olguya parmak basıyor diye düşünüyorum. O bakımdan olumlu buluyorum. Olumsuz tarafı da işte çok az pavyon sorunları çok az yansıyor. Hatta, hı hı, bir güzelleme şeyine varıyor yani. Mesela Ramazan'da neredeyse hepsinin oruç tutması gibi, patronun Ramazan kolisi dağıtması gibi filan. Bunlar da vardır bakın. Bunlar da yoktur diyemeyiz. Hı hı. Ama hani azınlıktadır. Temsil şeyi yoktur bunların. Öyle düşünüyorum ben şahsen. Hı hı. Ama takıldığımı söyleyemeyeceğim yani, doğrusunu istersen. Bence iyi bir dizi. Ben de zaten seçerek birkaç tane dizi izliyorum. Bir de bunu Yılmaz Erdoğan'ın da adını görünce, tabii ki daha önce de sinema için de özenli işler yapmış bir isim Yılmaz Erdoğan. O bakımdan bir dizi projesi de izlenmeye değer diye düşündüm ve birkaç izlediğim birkaç diziden biri oldu o. Teşekkür ederim. Belki senin de katkın vardır, bir arkadaşımız burada da oynuyor diye. Bir kısa reklam arası veriyoruz. Tamam. Sonra devam edeceğiz bu güzel sohbete. Tamam. Sevgili seyirciler, birkaç dakika sonra burada olacağız. Merhaba sevgili seyirciler. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Yasemin Baştan'la sohbete devam ediyoruz. Bir yarım saate yakın bir süre sohbet ettik. Gayet de güzel bir sohbetti. Son İnci Taneleri'nde bıraktık. İnci Taneleri'ne yönelik eleştirileri biraz konuştuk. Eleştirilere karşı Yasemin'in cevaplarını aldık. Şimdi konumuzu değiştirelim. Bu arada yeni sezonda da varsın değil mi İnci Taneleri'nde? Tabii, elim bir kazayla gitmezsek. Evet. Her şey senaristin elinde olduğu için evet. Yılmaz nasıl uygun görürse diyelim, Yılmaz Erdoğan. Evet. Öyle olacak ama varım diye biliyorum ben naçizane. Ama yine de her an her şey değişir mi? Değişir. Evet. Vallahi varlığınızın, karı koca varlığınızın katkısı büyük bence diziye. Teşekkür ederiz. O bakımdan herhalde Yılmaz Erdoğan da devam etmenizi arzu edecektir diye düşünüyorum. Peki, son akşam yemeğine geçelim. Son akşam yemeği sevgili seyirciler, 28 Ekim 1923 bir gün ve geceyi anlatan bir filmdi. Geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de vizyona girdi. Cumhuriyet fikrinin böyle ete kemiğe bürünmeye başladığı bir dönemde, Cumhuriyet'in ilan edildiği geceyi hem Çankaya Köşkü'ndeki Atatürk'ün sofrasında, tabii o zaman Mustafa Kemal'in sofrasında arkadaşlarıyla birlikte tatillerini, hem de köşkün mutfağında aşçıların, yamakların, yani köşkün mutfağındaki ahalinin Cumhuriyet'le ilgili fikirleri
Hatta çarşı esnafının yine Cumhuriyet'le ilgili fikir ve merakları diyelim konu ediliyordu filmde. Bir ahir dedemiz vardı, sevgili abimiz Engin Şenkan oynuyordu, muhteşem bir oyun çıkardı. Evet, hayatının oyununu oynadı yani Engin abi. Bir de küçük kızımız vardı, Elif. O da muhteşem bir oyun çıkardı, evet, öyle değil mi? Evet, çok tatlıydı, çok başarılı. Evet, Azra Aksu, o da çok başarılıydı. Biraz şöyle için metaforuna bakacak olursak, Engin abinin oynadığı Ahir Dede karakteri biraz eski rejimi, Osmanlı tarafını temsil ederken Elif Cumhuriyet'in yeni nesillerini temsil ediyordu. Tabii tartışmalı bir konu, işte saltanattan cumhuriyete geçiş. Aslında daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti henüz saltanat ve hilafet ilga edilmemişti ama Ankara'da başka bir hükümet icranın başındaydı. O da TBMM Millet Meclisi hükümeti adıyla biliniyordu. Henüz cumhuriyet telaffuz edilmiyordu. Yine Mustafa Kemal Cumhurbaşkanıydı tabii. Bu geçiş dönemini biraz yemek kültürüyle, gastronomiyle, çünkü iş mutfakta geçiyordu, biraz da tartışmalar filan, kültürel devamlılığa da vurgu yaparak anlatan, biraz naif de bir dili olan bir filmdi Son Akşam Yemeği. Dediğim gibi 27 Ekim de tam 100. yıl, Cumhuriyet'in 100. yılından 2 gün önce, yıl dönümünden 2 gün önce vizyona girdi Son Akşam Yemeği filmi. Bu arada uzun zamandır da bazı ödül programlarından epeyce bir ödül aldı, almaya da devam ediyor. Sana da duyurmuş olayım, en son dün Altı Dal'da, Amerika'da çeşitli festivallerde Altı Dal'da müzik ödülü aldı, Üç Dal'da en iyi film ödülü aldı bu arada. Çok yeni bilgi, daha dün gelen bilgiler. Yasemin de orada mutfakta, adın neydi? Azize. Bravo, Azize adlı bir mutfak elemanını, ama kıdemli bir mutfak elemanını canlandırıyordu. Baş aşçı değildi ama yok, sözü geçen bir mutfak insanıydı orada. Ve gerçekten çok da güzel bir oyun çıkardı. Teşekkür ederim. Biraz işte senaryonun sana gelmesi, teklifi, değerlendirmen falan, buraları bir konuşalım, sonra devam ederiz. Okuduğum en iyi senaryolardan biriydi Son Akşam Yemeği'ydi. Ben de bütün iyi senaryoları okumuşum, değil mi? Evet. Çok güzeldi ve çok etkileyiciydi. İçinde filmi izleyerek ancak aslında bana hak vereceklerdir. Gerçekten çok fazla metaforu olan, çok güçlü bir misyonu olan bir senaryoydu. Ama bunu o kadar alt metinde yazmışlar ki, yer yer böyle yüz üstüne çıkıyordu, yer yer saklanıyordu. Alt metin deyince şunu söyleyeyim o zaman, misyon deyince. Aslında Atatürk filmin finaline doğru anlatıyor. Yani benim cümlelerimle değil ama hani şu, bu benim yorumum olacak biraz. Şimdi geçmiş geçmişte kalıyor ve gelecek henüz gelmemiş ve şu an var ya aslında. Evet. Şimdi liderler aslında şu anda geleceğin taşlarını aslında bir araya getiriyorlar. Yani geleceği kurmaya çaba sarf ediyorlar ve aslında geçmişte kalan insanlar bunu göremeyebiliyorlar. Ve bu bence ülkelerin bir dönüşüm süreci var. O dönüşüm sürecindeki liderin verdiği kararlar, ki liderse, çok önemli. Ve biz bunu şu andaki zamanda görüyoruz ki o kadar muhteşem planlarla, o kadar muhteşem bir zamanda, o sancılı dönemin üstesinden gelebilmiş ki. Çok kolay bir şey değil. Yani aslında bu proje
bize şunu, bizim şunu hatırlamamızı istiyor. Birsiniz siz. Siz evet. birsiniz. Yani inanın, inanmayın, farklı görüşleriniz olsun fark etmez. Biz aynı toprakların insanlarıyız ve bizim birlik olmamız gerekiyor. Şu anda bu dönemin ihtiyacı olan bir konuydu bu. Bence aklı başında olan herkes bu cümleyi zikrediyordur. Ben artık hani bundan çok eminim. Ama bu dönüşüm döneminin sancısı tabii ki insanların farkındalık seviyesine göre değişik yorumlanıyor. Ama hani bundan inşallah hani yıllar geçse de üzerinden filmimiz hep aynı değeri taşıyacaktır. Yani hani bazı projelerin kıymeti biraz daha ilerledikçe anlaşılıyor ya. Bence bu iş o işlerden biri. Öyle hissediyorum. Çünkü çok özenle yapıldı her şeyi. Yani tanığım. Yani evet. O yüzden nasıl heyecanlandıklarını en küçük demeyeceğim, bence çok büyük bir özellik ama biz dekoru açmadan önce İstiklal Marşı'nı okuduk. Bütün oyuncular, bütün set arkasında çalışan arkadaşlarımızın hepsinin gözleri dolu doluydu. Hani çok da böyle büyük bir görev yapıyoruz diye de girmedik aslında. Bir hikayeyi başka bir bakış açısıyla anlatmak üzerine giriyorduk. Ama bizim öyle damarlarımızda güzel bir kan var ki bunun heyecanıyla girdik. Ya hepimiz yani titriyorduk gerçekten. O heyecan biraz da seni şimdi şey yaptı. Atlayarak konuşuyorsun. Senaryoyu aldın, okudun. İşte heyecana gittim. Evet. Çünkü istiyorum ki, aslında ben şunu istedim. Benim gönlüm şunu istedi. Bu çok cesaret isteyen bir işti. Neden? Bir sürü gişe yapacak konu vardı. Yani para kazanmak için bir sürü gişe filmi çekilebilirdi. Siz ilk yapımcılığınızda böyle bir konu seçtiniz. Bu benim için çok kıymetli. O yüzden çok heyecanlanıyorum. Yani hani bu işi birçok insan para için yapıyor. Ama siz de tabii ki para da kazanırım diye bir kenara koyup yapmış olabilirsiniz ama önceliğinizin olmadığı o kadar görünüyor ki. Bu bir hizmet meselesi. Ben bazı projelere hizmet diyorum. Hizmet oldukları sonradan çıkıyor. Ben yani senaryoyu alır almaz bunların hepsini gördüm. Ve çok heyecanlandım. Dedim ki ben bu işin parçası olacağım. Hangi rolü oynadığımın hiç önemi yok. Bu iş yıllar sonra da izlendiğinde ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Farkındalar mıydı acaba bunu yaparken? Farkındaydık. Biliyorum, evet. Ama işte şu anda belki farkında olan insanların sayısı daha az. O yüzden yani hani o dönemi okuyan, bu dönemi okuyan insanlar belki şey diyecekler yani. O dönem içinde bu film yapılmış. Ne kadar kıymetli. O yüzden ben bıraktığımız işlere, arkamızda bıraktığımız işlere çok kıymet veriyorum dememin sebeplerinden biri bu. Bir yüzüncü yıl armağanı oldu bu film aslında. Bence öyle oldu. Ve hani Cumhuriyet hikayesini bambaşka bir yerden anlattık. Çok gurur duydum. Ben de içinde olduğum için teşekkür ediyorum. Beni de filmin bir parçası yaptığınız için. Okuduğum anda heyecanlandığım bir hikayeydi. Ve çok da güzel ağırlandım. Oyuncu olarak da, insan olarak da. Çok çok böyle hani bütün Türkiye'nin önünde bunu söylemekte şansım olmuş olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Onur Tuna, belki Türk sinema tarihinde ilk kez Atatürk'e bu kadar benzeyen bir şey oldu, profil oldu. Çok az makyajla. Sadece saç ve bıyık makyajıyla Atatürk oldu yani Onur Tuna. Sonradan öğrendim ki kendisi de zaten Selanikliymiş köken olarak. Ya. Ailesi Selanikliymiş yani. Onur da çok iyiydi bence. Evet, çok başarılıydı. Onur da çok hani başarılı. Filmi tabii. Seyirciler boyunun çok uzun olduğunu. Benim söylemek istediğim şey aslında aralarda bazen söylüyorum. Biraz görünenin arkasına bakmak lazım. Boyunun uzunluğu, evet Atatürk aslında uzundu yani. Atatürk çok büyüktü. Ya biraz da büyüklüğü ya da uzunluğu birebir aynı boyda, birebir aynı şekilde beklemesi, klonlamamız lazım yani. Evet tabii canım. Yani hani onu, buralardan da birazcık bakarsak. Yok onu biz çok dert etmedik. Yani sonuç itibariyle film istediğimiz kalitede, istediğimiz düzeyde bir film oldu. Nitekim şu andaki çeşitli festivallerde, çeşitli sinema haftalarında verilen tepkilerden de bu çok rahat anlaşılıyor. Doğru. Şimdi daha önce
Bişkek, Kırgızistan, Bişkek'te Türk Filmleri Haftası'nın açılış filmiydi son akşam yemeği. Ben de izleyicilerle beraber filmi izliyorum. Özellikle yabancı bir izleyici kitlesi olunca daha önemli oluyor o gözlem. Çok büyük, olumlu bir tepki aldı. Yani Kırgız izleyicilerden. Geçtiğimiz hafta da Bakü Türk Filmleri Haftası'nda kapanış filmiydi son akşam yemeği. İki gösterim yapıldı. Bir ikinci gün, bir sonuncu gün olmak üzere. İkinci gündeki gösterime biz de katıldık seninle beraber. Orada da benzer tepkiyi gördük, sen de gördün herhalde. Evet. Öyle değil mi? Hı hı. Yani sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, her ne kadar soydaş olsak bile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir sinema seyircisinden bu ölçekte olumlu tepki almak, heyecanlı bir tepkiler almak filmin zaten başarısını gösteriyor. Ha, bu arada izleyicilerimiz merak edenler de izleyebiliriz diye. Şu anda Türk Hava Yolları'nın ekranından izlenebilir film. Ama 2 saatlik bir uçuşla mümkün ancak. Filmin süresi 2 saat çünkü. Her neyse, Bakü'ye birlikte gittik. Çok güzel karşılandık. Çok. Dediğim gibi ikinci günde filmi Bakülü izleyicilerle beraber, Azerbaycanlı izleyicilerle beraber birlikte izledik ve o tepkileri de gördük. Şimdi senin tepkilerini almak istiyorum ben. Ya bir kere ilk defa ülkem dışına gittiğim başka bir ülkede kendi ülkeme çok yakın hissettim. Yani evet. Ve insanların sıcaklığı inanılmazdı. Ben hakikaten ilk defa. Bu arada bayağı da şöhretlisin yani. Bakide. Evet, ben yolda çevirmeyen şey kalmadı bize yani, fotoğraf çektirmek için. Ya, ben, evet, çok yani demek Türk dizilerini çok izliyorlar hani. Evet. Ama filmi beraber izlediğimiz, hiç tanımadığım seyircilerin reaksiyonları inanılmaz güzeldi. Ben bu arada o kadar mutlu oldum ki yani bizim film içinde evet. Bazı böyle tatlı mizah anlarımız var, komedilerimiz var. Oralara bayağı gülüp, bazı yerlere bravo deyip, tepki verip. Yani filmin içine girebilmeleri benim için çok kıymetli aslında. Ama gerçekten çok ciddi bir samimiyetleri var. Yani evet. Çok çok tatlılar. Evet. Yaşar mıyım? Yaşarım. Ben Bakü'ye yerleşirmişim. Arada bir giderim yani. Çok tatlılar. Bir sürü arkadaşım oldu benim yani Bakü'de. 3 günlükte evet. Yolculukta. Evet, evet. Ki çok yoğun bir programımız vardı. Evet. Ona rağmen tabii siz de benimle çevrenizi paylaştığınız için ben de onları arkadaş yaptım. Estağfurullah. Ben uzun süredir tabii gidip geliyorum. Bazı operasyonlarım da var Bakü'de. Bize yardımcı olan kendi evimizi, şehrimizi aratmayan bizim Viyana Bakü ülke direktörü Araz'a, evet. Emile. Sonra arkadaşımız Sabira, her zaman iltifatlarını hiç esirgemeyen. Sonra Fuat Bey ve Melek Hanımlara biz buradan Türkiye huzurunda teşekkür etmiş olalım. Gerçekten çok onore olduk ve mutlu olduk. Öyle değil mi? Çok. Aynı zamanda Fuat Bey'in, Fuat Bey Azerbaycanlı bir iş insanı. Fuat Bey'in ben hayatımda daha doğrusu 4-5 yıldır böyle bir, bu kalitede bir film izlemedim. Beni ayrıca bir sineması kapalı bir ortamda yarım saatten fazla kimse oturtamazdı diyerek filmle ilgili tepkilerini vermiş. Ve ondan sonra çıktık bir yemeğe gittik, yarım saatlik yol boyunca sürekli benzer şeyleri söyleyerek yine bizi onur etti, iltifatlarda bulundu. Yani kendi dostlarımızdan da filmle ilgili değil mi? Çok. Reaksiyonları, olumlu reaksiyonları çok. Hep aldık ve dinledik. Umarım herkes izler. Yani o kadar iddialıyım yani. Herkes izlesin.
herkesin görmesi gereken bir film. Bu arada, bu arada biz kapanış filmine katılamadık yani. Evet. Dündü galiba. Evet, dün 5'iydi. Dündü değil, 5'iydi. Biz biraz daha erken döndük. Salon seyirciyi almamış. Kimi seyirciler koridorlarda oturmuş, yani merdivenlerinde oturmuş şeyin, sinema salonunun. Daha önemlisi reaksiyonlar o kadar yayılmış ki kazaklar bize de bu filmi gösterin diye talepte bulunmuşlar. Bu arada Türk filmleri haftasının düzenleyicisi Metin Gündoğdu vekilimize Öner Kılıç'a, yine organizatör arkadaşımız Öner Kılıç'a ve diğer emeği geçen tüm arkadaşlara da bu arada teşekkür etmiş olalım bu vesileyle. Bizi çok güzel ağırladılar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Bu arada bir liseye gittik söyleşiye. Sonra sen bir televizyon kanalında seninle söyleşi yaptılar. Ne konuştunuz orada? Ne sordular sana? Aslında orada yani daha çok organizasyonla ilgili konuşuldu. Hani çok böyle fazla bir şey konuşmadık aslında. Ben filmden biraz bahsettim. Böyle konuştuğumuz şeylerden ama birazcık daha hani burada konuştuğum bir dille daha derin değil ama Cumhuriyet konusunun açılımıyla ilgili. Ama orada da çok tatlı ağırlandık. Hatta sunucu arkadaşımın eşi Türk'müş. Çocuğu Türkiye'de okuyormuş. Ya burada zaten hani Bakü'de iki kişiden birinin abartılı olacak ama bir Türkiye ile bağlantısı olduğunu gördüm. Yani çok sevdiklerini. Ya çocukları okuyor ya eşleri çalışıyor falan gibi. Programda birazcık böyle bunları konuştuk ama daha çok organizasyonu anlattılar ve devamının, tekrarının çok güzel olacağından bahsettiler. Umarım da olur yani Türk filmlerinin değişik ülkelerde yayınlanması çok tatlı. Zaten herkes Türkçeyi bizim televizyonlardan öğrenmiş. Bunu öğrendim. Evet, bu da Türk dizilerinin başarısı. Bunu da ortaya koyalım. Dizileri izleyip Türkçe öğrenmişler. %80-90 nereden öğrendin Türkçeyi sorusuna dizilerden cevabı alıyoruz. Öyle değil mi? Evet, çok da güzel konuşuyorlar bu arada. Bu sadece Türk Cumhuriyetlerinde değil yani. Ben Malezya'da, Endonezya'da da aynı şeyi gördüm. Öyle mi? Ya, tabii tabii aynı tepkiyi aldım. Bir hanım akademisyenle karşılaştık yolda. Biraz önce tanıştığım Canan'la beraberdik. Kuala Lumpur'da. Akademisyen arkadaşın 5 çocuğu varmış. Dedi ki 5'i de Türkçe biliyor. Ya nasıl olur, nasıl biliyorlar? Ondan hani bize uzak kültür yani sonuçta. Evet, evet. Güneydoğu Asya, uzak doğu kültürü. Hepsi de dizilerden öğrendi. Tabii. Dedi. Ve şimdi büyük çocukları da okumak için ısrarla Türkiye'ye gelmek istiyormuş. Onu söylemişti. Yani Türk dizilerinin, Türk sinema sektörünün başarısı diyelim. Yani büyük başarı bu. Dizilerin uzunluğu burada böyle bir dil öğrenmeleri konusunda fayda sağlamış yani. Orada da aynı uzunlukta yayınlanıyor mu bilmiyorum ama Güney Amerika'da kırpıp kırpıp yayınlıyorlar. Öyle mi? Orada dizi alışkanlığı günlük ve yarım saat. Sizin o 2 saatlik dizilerden 4 haftanın 4 günü kapanmış oluyor. Güzelmiş, biz de öyle yaptık. Bir bölümden 4 bölüm çıkmasını evet, çok isterim. Bölümden 4 bölüm çıkıyormuş orada. Ama Malezya'yı, Endonezya'yı ya da Türk Cumhuriyetlerini bilmiyorum oradaki alışkanlıkları. Nasıl olduğunu. Evet. Yasemin, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde ve başka ülkelerde Türk filmleri haftalarında görüşmek üzere. Umarım diyelim. Sayın Bey, ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de çok keyifliydi. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Bir Soyut Şeyler ekonomisini daha bitirdik. Bir başka programda görüşmek üzere diyorum.